Herkese yepyeni bir koleksiyon videosundan merhabalar. Bugün elimde gördüğünüz gibi bir sepet yumurta var. Bu bir sepet yumurtayı bir süredir Kinder Sürpriz videoların altında yorum yapan arkadaşlar biliyor. Aldım aldım diyorum ama bir türlü açacak zaman bulamadım. Arada böyle bir ufak video çekmediğim zaman oldu. Bu süreçte beni bekleyen herkese ayrıca teşekkür ederim. Küçük böyle bir şehir dışına gittim geldim, birkaç böyle işe adaptasyon, izin günleri falan filan derken arada kaynayan küçük bir zaman oldu. Şimdi videoları tam gaz devam ediyoruz. İlk videoyu da bayağıdır evde tuttuğum, bir türlü paketlerini açmadığım Kinder Sürpriz'in bu Natun serisi yumurtalarıyla yapacağım. Kinder Joy daha doğrusu bunlar. Hatırlarsınız birkaç Kinder Sürpriz videosundan beri hep diyorum hayvan figürlerini arıyorum, hayvan figürlerini arıyorum. Siz de sürekli altına yorum yazıyorsunuz. Abi bunun özel serisi var, abi bunun özel serisi var diye. Ben yumurtaları aldım ama bayağıdır elimde duruyorlar. Şimdi hepsini açacağız. Burada kaç tane var hatırlamıyorum. Arada ben bunları bir sağa sola bırakmışım. Birkaç tanesi köpekler açmış. Allah'tan oyuncaklarına zarar gelmemiş. Bu biraz sonra o oyuncakları da göstereceğim. Toplamda 6 tane hayvan figürü var şu anda bu yumurtalardan hariç. Bunların hepsinden hayvan çıkacak. Umarım aynı figürler çıkmaz. Çıkarsa da bakacağız bakalım. Onları belki takas edebilirim daha sonrasında. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Kinder koleksiyonu, Kinder koleksiyonu diyordum. Sonunda gerçekten koleksiyonu yapabileceğim figürler olan bir seriyi bulduk. Umarım devamı gelir. Yumurtaları açmaya geçmeden önce buradan katıl üyelerimize ayrıca teşekkür etmek istiyorum beni destekledikleri için. Şuraya sağa sola mutlaka bir fotoğraflarını koyarım bu katıl üyelerinin de. Küçük de olsa bu destekler benim için çok önemli. Bu kanalın gelişmesi için çok önemli. Katıl üyelerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Tamam, küçük bir girizgah yaptığımıza göre, azıcık ne olduğunu ne bittiğinden bahsettiğime göre artık paketleri açmaya geçebiliriz. Bunlar ilk videomuz olacaklar, yani bu aradan sonraki ilk videomuz Kinder olacak. Daha sonrasında Cars karakterleri, premium seriler, uzun kart seriler, kısacası Hot Wheels'lar geliyor. Hepsini kaçırmamak için aşağıdan kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Yakında çok güzel sürprizli videolar da gelecek, vlog tarzında böyle. Onları da kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi yumurtaları açmaya geçelim. Kaç tane yediler hatırlamıyorum sayısını ama bayağı bir yumurtamız var. Evet, bu yumurtaların dış tasarımları da farklı gördüğünüz gibi. Daha önce çıkan Harry Potter serilerine falan bayağı benziyorlar. Ama bunların hepsinden hayvan figürü çıkıyor. Şöyle ilk yumurtayı açmakla başlayalım. Şöyle bu ilk yumurtayı ayırmıştım. Hemen oyuncak kısmından başlayalım. Ve ilk yumurtadan bir fil çıktı. Tabii bu benim için biraz kötü haber çünkü fil zaten daha önce çıkmıştı. Video dışında açtığım yumurtadan çıkmıştı. Şöyle hemen parçalarını birleştirelim. İlk yumurtadan çıkan fil bu şekilde. İki filimiz olmuş oldu. Umarım böyle bu kararlılıkla devam etmeyiz. İkinci yumurtaya geçelim. Videonun sonunda mutlaka bütün hayvanları tek tek göstereceğim. Bende daha önce olanları olmayanları. Bu ne? Oo, işte bu. Güzel bir hayvan çıktı. Sanırım bu bir jaguar. Evet. Bu biraz tuhaf birleşecek gibi. Evet, ikinci hayvanımız şu şekilde bir panter. Ben buna paketlenmiş jaguar dedim bu arada. Ama kendisi bir panter. Gayet güzel göz detayları var. Biraz birleştirmesi zordu. Birleştirirken biraz zorlandım. Çünkü kuyruk ve ön bacak tek bir parça halinde çıktı. Ama yine de çok güzel bir figür gördüğünüz gibi. Siyah. Tamamıyla siyah. Son derece güzel. Bunu da filin yanına alalım. Ve bir sonraki yumurtaya geçelim. Evet, güzel. Bende olmayan bir hayvan çıktı. Küçük minik bir gergedan. Hemen yapalım. Evet, bu küçük gergedanın diğerlerinden farklı olarak altında bir çim kısmı var. Bu çim kısmından kalemle minik bir gergedan çizebiliyorsunuz. Hemen şöyle kağıdından göstereyim. Şu kısımda gördüğünüz gibi küçük bir gergedan çizebiliyorsunuz. Zaten bu yeşil alanda tamamen gergedan şeklinde yapılmış. Son derece güzel. Bende olmayan bir figürdü. Bu güzel oldu. Bir önceki panter de bende yoktu bu arada. Sıradaki yumurtaya geçelim. Tabi bayağıdır yumurta açmadığım için biraz hamlamışız. Daha doğrusu bayağıdır paket açmadığım için. Böyle biraz şaşırıyorum kendimi. O üzdü. Bir tane daha panter çıktı. Bunu hiç yapmakla uğraşmayacağım. Hemen kenara alıyorum. Sıradaki yumurtaya gelelim. Kutumda güzel hissediyorum Acun Bey. Gerçekten inanılmaz. Peş peşe iki tane açtık. Artık bunları isteyenlere bir şekilde
hediye edeceğim. Sıradaki yumurtaya gelelim. Bu seferki bir tık daha ağır. Bu sefer kutumda hiçbir şey hissetmiyorum. Yine aynısı çıkmasın diye. Evet, paketi açıyorum. Üç yumurta peş peşe, üçü de panter çıktı. Başka bir, rastgele başka bir yumurta aldım. Yani istesem herhalde bu kadar peş peşe çıkmazlardı. Umarım bundan da çıkmaz. Bu sefer gelen ses farklı. Yavaşça açacağım. Yes. Güzel ama kötü bir haberim var. Evet, güzel ama dediğim gibi kötü bir haberim var. Bu daha önce çıkmıştı. Video kaydının olmadığı bir sırada. Ya da köpeklerin açtığı yumurtadan birinde, hatırlamıyorum. Bu çıkmıştı. Yine de birleştirelim. Güzel bir bufalo. Ama bu serinin oyuncaklarının kalitesi gerçekten çok iyi. Güzel. Yine bende olan bir figür ama videoda açmadığım için şöyle inceleyelim. Gerçekten güzel. Boynuzları, gözleri, kafa yapısı falan harika. Kuyruğu falan mükemmel yapılmış. Evet, bunu da kenara alıyorum. Burada durabilir. Sonuçta daha önce videoda açmadığımız bir hayvandı. Sıradaki yumurtaya gelelim. Şu an 4 tane farklı hayvan açmış olduk. Sağ olsun panter defalarca çıktığı için. Yes, güzel. Bunu istiyordum. Evet, buna bayağı sevindim. Kaplan çıktı. Panterle aynı vücut yapısına sahip gibi duruyor. Ama kaplan tabii bu. Şimdi bunu da hemen birleştireyim. Şu parçadan dolayı birleştirmek bayağı zor oluyor şu parçadan dolayı. Şu parça bayağı engel oluyor bana. Yani şöyle olduğu için mesela tek de iki parça halinde olsa daha kolay olabilirmiş. Ama şöyle hemen birleştirelim. Evet, güzel. Detaylarını görüyorsunuz. Sırt detayları gayet güzel yapılmış. Yüzü güzel bir şekilde yapılmış. Vücut yapısı, kuyruğu falan şu arkadaşla aynı. Bayağı bayağı aynılar gördüğünüz gibi. Sadece renkleri farklı ama güzel. Farklı bir figür olması hoşuma gitti. Onu da kenara alalım. Şimdi hep peş peşe kaplan çıkması yok mu? Umarım yoktur. Bir sonraki yumurtaya gelelim. Evet, güzel. Yine bende olmayan bir hayvan çıktı. Bu kalemun. Mavi bir kalemun. Hem de ağacı da var. Aa, harika. Güzel. Bak, buna sevindim şimdi işte. Bir koleksiyon bir şeylere benzemeye başladı. Hemen önce ağacını birleştireceğim. Sonra da kendisini. Şimdi bu arkadaş bu ağaca tutunuyor bir şekilde. Evet, masmavi, sevimli bir bukalemun. Gerçekten tipi çok tatlı. Ağacında dalın üstüne gerçekten mükemmel görünüyor. Tabi bunun yeşili olsa daha bir böyle hoş olabilirmiş. Daha doğal görünebilirmiş ama mavi olması da ayrı bir hoşuma gitti. Gerçekten güzel. Yüzü, gözü ve yapı kalitesi, yani oyuncağın kendi kalitesi bayağı güzel. Bayağı sert plastikten kolay kolay hasar görmeyecek oyuncaklar bunlar. Sıradakine gelelim. Yine ağır bir yumurta. Duymadığım bir ses geliyor içinde. Deyip bir panter daha açmam yok mu dedim ve deniz atı çıktı. Mükemmel. Bunu görmüştüm aslında internetten baktığımda. Keşke çıksa dediğim figürlerden birisiydi. Çıktı. Şöyle hemen boş yumurtaları ve diğer kağıtları kenara alayım. 3 parça halinde hemen birleştirelim. Oo, bayağı da büyük. Ve birleştirmesi en kolay figürdü gerçekten. Evet. Bayağı büyük diğerlerine göre, görüyorsunuz. Turuncu bir deniz atı, yüzü gözü gayet güzel yapılmış. Altında şöyle bir kum detayı var. Bu bana biraz sünger bu hatırlattı. Şurada deniz yıldızı falan var. Gerçekten güzel bir deniz atı. Vücut yapısı falan gayet güzel bu arada. Yani alabileceğiniz oyuncak deniz atı figürlerinin arasında iyi sıraya girebilecek bir figür. Kinder'den çıkmış olmasına rağmen. Hatırlarsanız bir önceki videolarda Kinder sürpriz yumurtalardan artık çıkan oyuncaklardan illallah etmiştik. Bu sefer, yani bu seri gerçekten kaliteli. Keşke hep böyle kaliteli serilerle bu videoları çeksem. Evet, bir sonraki yumurtaya geldim. Sesinden biraz anlamaya çalışıyorum ama bu seferki biraz dolu dolu dedim ve bu kaplanla panter gerçekten bu videonun şeyi oldular yani. Artık astrolisti mi diyeyim, favorisi mi diyeyim, her videoda, her yumurtadan neredeyse çıktılar, her videoda diyorum. Neredeyse her yumurtadan çıkmak üzereler. Bakayım. Yok, bu sefer farklı bir ses geliyor. Ben var ya, şom ağzımı açmayacağım. Açmayacağım şom ağzımı.
Sürekli aynı şey oluyor. Bu arada son 4 yumurtaya girmiş bulunmaktayız. Biraz hızlansam olabilir. Diyeceğim de Kaplan da Panter'den başka bir şey açmadık. Anasının gözü artık yani. Allah canımı aranı kurtulam. Bakın ben bunları özenle karıştıra karıştıra seçtim kutulardan alırken. İyi karıştırmışım. Buradan anlamış olduk. Bayağı karıştırmışım. Yani bu kadar olmaz. Açıyorum sıradaki yumurtayı. Yorum yapmayacağım. Ne zaman yorum yapsam içinden ya kaplan çıkıyor ya panter çıkıyor. Yani yapmayacağım yorum. Ben bakacağım önce. Yes, güzel. Oh. Güzel bir rahatlama geldi. İçinden aslan çıktı. Bulmadığımız hayvanlardan birisiydi. Ama yani aslanı da böyle aslan mı olur ya? Yani bu aslan kalitesi biraz beni şaşırttı. Hemen birleştireyim. Evet. Aslan da yerine oturttum. Bu altındaki çimen kısmından yine bir aslan çizebiliyorsunuz. Kağıda koyduğunuzda. Ama yani aslanın biraz daha renkli olmasını beklerdim. Kaplan kadar ya da diğer hayvanlar kadar güzel görünmüyor şu an renk olarak. Yine de yüzü falan güzel. Seriyi tamamlamak için güzel oldu. Onu da kenara alalım. Son iki yumurtaya geliyoruz. Şöyle paketi açıyorum. Hadi güzel bir şey. Yani bir kaplan daha. Bilmiyorum saydınız mı kaç kaplan oldu. Şu ana kadar kaç kaplan olduğunu sayanlar aşağı yorumlara yazsınlar. Onu da kenara aldım. Son yumurta. Son yumurtadan balık çıkmasını umut ediyorum. Bir şıngırtı. Hafiften bir şıngırtı var. Bu kalem çıktı. Bu kalemun çıktı. Olsun. Bunu da birleştirmeyeyim. Diğerleri gibi hemen koyayım kenara. Bu kalemun olunca tabii böyle bir kaplanla diğer kadar çok çıkmadığı için. Onu da kenara alalım. Hemen şöyle bir hayvanları bir kenara toplayayım. Hepsini tek tek bakalım. Evet şimdi çıkan bütün hayvanları şöyle bir masaya getirdim. Gördüğünüz gibi burada fil var. Filden iki tane var. Birisini video dışında açmıştım. Burada bir panterimiz var siyah. Bir adet minik gergedanımız var. Panda var. Panda en sevdiğim hayvanlardan birisi ama birleştirmesi oldukça zordu. Şöyle göstereyim. Bunlar daha önceki videolardan çıkanlar. Devemiz var. Yine daha önceki videolarda açmıştık. Goril var. Bunu videoda mı açtım hatırlamıyorum. Ama göstermediysem şöyle bir göstereyim. Şöyle gorili de kenara alıyorum. Balina var. Bir önceki videolarda bunu hatırlayacaksınız. O videolarda çıkmıştı. Aslan, bu kalemun, bunları zaten bu videoda inceledik. Göstermediğim bir hayvan. Flamingo. Bu flamingoyu sanıyorum yani yumurtaları bıraktığım yerde atlas açmıştı. Atlas'ın fotoğrafını sağa sola bir yere koyarım. O açmıştı, her yer çikolata olmuştu. Sağ olsun yumurta açısı gelmiş ama video dışında açmış. Evet, bu kadar yani gördüğünüz hayvanlar bayağı bir biriktirmişiz. Kaç tane olmuşlar bir sayayım. Toplamda 13 farklı hayvan figürümüz var bu seriden. Bunlar farklı farklı zamanlarda çıkan yumurtalar oldukları için mesela şunlar. Şu ikisi ya da deve de dahildi galiba bu konuya, bilmiyorum. Farklı bir Natun serisinden, diğer hayvanlar farklı Natun serisinden. Daha da bunların devamı var. Umarım ilerleyen videolarda devamını da çekerim. Tabi bu kadar çok kaplan ve panter çıkacaksa devamını çekmemeye karar vereceğim, bilmiyorum. O kadar çok çıktılar ki ben bile şaşırdım ya. Her açtığımdan kaplan çıkıyor, her açtığımdan panter çıkıyor. Evet, bu videonun bence favorileri kaplan ve panter oldu. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında. Yani bu kadar çok çıkmalarını ben de beklemiyordum. En azından bunların daha özel hayvanlar olduğunu düşünüyordum ama her ikisi bol bol çıkıyormuş. Şöyle bir panda manda tekrar çıkmadı mesela. Bunlar eskiden çıkanlar. Bunlar eskiden çıkan hayvanlar, bunlardan çıkmadı mesela daha fazla. Şaşırtıcı. Sizin favoriniz hangisi oldu onu da mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın. Aynı zamanda bu arkada raflar hakkında belki düşünceleriniz olabilir. Ne olduğunu tahmin edenler, bu raflardaki araçları bilenler mutlaka yorumlara yazsınlar. Bu rafadan bir tane daha var, Kars karakterlerine özel. Bunu da yakında bir oda turu yaparak burada bir blok haline getireceğim. Hepsini kaçırmamak için aşağıdan kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Yeni paket açılışı videolarında çok güzel Kars karakterleri var. Yakında hepsini göreceksiniz. Çeteyi tamamlıyoruz deyip küçük bir spoiler vereyim. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki paket açılışı videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.